Herkese merhaba. Bayramın ilk gününde yine sizlerle beraberiz. Bir çarşamba akşamında Perşembe yarışlarının tahminlerini yapmak için buradayız. Bugün 10 Nisan. Murat ve Cemal bizle beraber. Herkesin bayramını kutluyoruz bu arada. İyi bayramlar diliyoruz. Mutlu, sağlıklı, sevdiklerinizle beraber güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Murat hoş geldin, iyi bayramlar. Cemal sen de hoş geldin, iyi bayramlar. İyi bayramlar abi. Cümleten hepimize iyi bayramlar. Evet, bugün yayını birazcık değişik yapmak zorunda kaldık. Çünkü canlı yayın bağlantımız olmadı. Ve banttan biz kaydı çekiyoruz. Daha sonra mesajlarınız olmayacak yayında. Ama tahminlerimizi daha sonra YouTube'a yükleyeceğiz ve bu yayını YouTube'da yayınlayacağız. Başta İzmir'le başlayacağız. Murat'la başlayacağız. Daha sonra bu arada tabii Cemal'in İzmir düşünceleri olursa onu da ekleyeceğiz. Arkasından da Kocaeli'ni Cemal Süberk'le beraber konuşacağız. Murat nasıl bir İzmir programı var? Kalabalık bir yarış günü. Abi öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Herkesi aileleriyle birlikte iyi bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum abi. Büyüklerin ellerinden, büyüklerin gözlerinden öpüyorum abi. Sağ olasın. Hemen abi bülteni yanımıza alalım. Evet. Bülteni yanımıza alalım. Birinci koşuyla konuşmaya başlayalım. Birinci koşu bir maiden koşu. 3 yaşlı İzmir'de maiden dişilere ait bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı bir yarışla başlıyoruz ve 9 safkanın katıldığı bir yarış var karşımızda. Murat Akpınar burada İzmir'e nasıl başlıyor? Kimleri öncelikle tutuyor? Abi öncelikle ilk koşuda 3 numaralı Devoted Dream'e şans vermek istiyorum. Banko olarak öneriyorum. İlk bankom 3 numaralı Devoted Dream İzmir'de ilk koşuda. Evet. Üçüncülüklerinin arasında ardından Nevzat Avcı'nın ısrar ettiği, bırakmadığı son 5 yarışında da 4 Nevzat Avcı'nın devamlı bindiği 4 kere 3. olduğu Devoted Dream bankosuyla Murat Akpınar İzmir'e başladı. İkinci koşuda bir şartlı 4 yarış görüyoruz ki 4 yukarı Araplar uzun mesafede 1900 metrede koşacaklar. Yine 9 safkanın katıldığı bir yarış karşımızda. Burada neler diyorsun Murat? Abi burada da bir tekim var. Harika. Bir numaralı altın üzüm. Bunu da banko olarak öneriyorum arkadaşlara. Evet. Apranti ile kilo düşen Berkant Gökçe ile son yarışını da Akın Sözen ile ikinci olarak tamamlamış. Böyle uzun mesafelerde iyi koşan bir safkan. Bir numaralı altın üzüm bankosu ikinci koşuda da geldi. 3 Taksim 1 ile bugün İzmir'e başladı Murat ve geldik satış koşusuna. Satış 2 koşusu kumda 1400 metrede. 7 safkanın katılacağı bir yarış 520 bin lirayla 442 bin lira arasında satış bedelleri var. 58'de 52 kilo satış bedeline göre de kilolar belirlenmiş durumda. Nasıl bir sıralaman var burada Murat? Kimleri yazıyoruz? Abi şimdi burada öncelikle 4 numaralı Titan Nova Kocaeli pistinden gelmiş. Bir Super Silver Stars yavrusu. Önceliği bu safkana şans vermek istiyorum. Tamam. Daha sonra 5 numaralı Brilante Mustafa Çiçek idaresinde rakibine zor anlar yaşatabilir. Ve daha sonra son olarak 2 numaralı Hızlı Emoş. Bunu da sürpriz hanesinde öneriyorum abi. Sıralamam 4-5-2. 4-5-2 ile 3 safkanla da burayı geçtik. Şimdi ikinci altılıya başlıyoruz. İkinci altılıya 4 yaşlı Arapların bir handikap 16 koşusuyla başlayacağız. Kısa mesafe 1200 metre ve Çim'de Gürsuyum'la Moğoloğlu'nun ekürü olarak koşacakları bir yarış. Kurtel ekürsünün 2 safkanı. Gürsuyum orijin olarak dikkat çekiyor. Ne diyorsun bu Gürsu'nun ve Özgürsu'nun kardeşi anneden ana baba bir kardeşi Fırtına Vadisi'nin de ana baba bir kardeşi Turbo Dilasu Orjin çok başarılı yavrular verdi. Ne diyorsun burada bu safkanın Gürsu'nun pek şanslı gözükmüyor uzun arası var. Sende kimler ön planda? Abi ben önceliği 3 numaralı Baskın Soy'a vermek istiyorum.
mesafenin kısa olması ve kulvar avantajını kullanarak, yani kilosunun ağır olmasının pek bir öneminin olmadığını düşünüyorum. Yani bu yarışı kazanabilir. 3 numaralı Baskın Soy. Rakip hanesinde 4 numaralı Tur Bindiren Buat rakip olarak yazılabilir. Ve son olarak da 11 numaralı Şehnaz Longa. Ben burayı 3 atla geçiyorum abi. 3-4-11. Dileyen arkadaşlar favori hanesinde muhtemelen 2 numaralı Gürsoy'um çıkacaktır. Onu da ekleyebilirler. Ekürüler ve Moğoloğlu ve Lapistes ön plana çıkar. Çünkü o da Çim'de kazanmıştı Lapistes'te. Moğoloğlu ile Gürsoy'um ekürüleri de öncelikli şans alacak isimlerden biri olur. Yani 3-4-11 başta dedi Murat ama yeriniz varsa tabii ki ilk altılıda iki tane banko ile girdik. 5 ve 6 numaraları ilave edebilirsiniz. O şekil bir kurgu yapabilirsiniz. 5. koşu şartlı 3 bir koşu ve şartlı 3 koşuda kumda 1200 metrede koşacak. Safkanlar 10 safkan start alacak. Yine Murat'tayız. Murat buralarda nasıl bir sıralama yaptın bu koşuda? Abi ben burada önde 2 at önereceğim. Yeri olan arkadaşlara da 2 at daha önereceğim. Öncelikli ismim 3 numaralı Ahmet Ali. Yarışın çok süratlere binmesi halinde sonlarda yapacağı güçlü ataklarıyla gelip yarışı kazanabilir. Daha sonraki rakibi 5 numaralı Aslan Turbo. Ara dönüşü çok güzel bir ikincilik yaptı. Bu safkana dikkat etmelerini istiyorum. Daha sonra 9 numaralı Sille Tokat. Bu safkan da sonları güçlü. Ve son olarak da 4 numaralı Çam Sakızı diyorum abi. 3-5 başta, daha sonra 9 ve 4. Evet. Sen bugün İzmir'i bombaladın. Sonlara doğru cazip atları önerdin. Ve geldik ki günün önemli yarışlarından birine. Kısa vade altı bir yarıştayız. 2000 metrede Çim'de koşulacak bu yarışta. Cantaloupe ile Tevazu ekürü olarak koşacak. Onur Yetkin ekürüsünü temsil edecek. 12 safkan içinde sen nasıl bir sıralaman var? Abi ben ekonomik kuponlar için buraya 4 at önereceğim. Öncelikli ismin 1 numaralı Dragon Wings. Son koşusunda Hartmet'i ekarte etti. Ve o gün müşterik bahis üzerinde bende tekti abi. Tamam. Yalnız bu safkanın çimi kuma göre biraz eksik gibi geldi bana. Rakip olarak da ben öncelikle 7 numaralı Torun Yusuf yazılmasını taraftarıyım. Daha sonra 4 numaralı Can Yoldaşım ve 3 numaralı Oğlu Mutkun. 1-7-4-3. 1-7-4-3 abi. Tamam. Geniş kuponlarda da abi geniş kuponlarda da 5 numaralı La Bombonero, 6 numaralı Murat ve son olarak da 11 numaralı Tevazu ekürüsüyle beraber. Tamam. 1 7 4 3 başta, daha sonra da 5 6 11 dedin. 4 at veya 7 at olarak burayı da geçin. Şimdi geldik bir sonraki koşu, 7. koşu, 3 yaş İngilizlerin uzun mesafeli bir maiden koşusu. 9 safkanın katılacağı bu yarıştayız ve kilolarda çok farklı değil. Aprantiler birazcık tabii ki 4'er kilo aşağı koşuyorlar. 2 aprantinin bindiği safkan, diğerleri 58 kilo. Nasıl bir sıralama yapacağız? Burada kimleri ön plana çıkaracağız? Abi benim burada bir alternatif tekim olacak. Bir de rakibi olacak. Tamam. 4 numaralı Hart Hunter benim alternatif tekim. Tamam. Ama en ciddi rakip olarak 2 numaralı Damascus Devil diyorum. Bu safkan da gücünü ortaya koyabilir yarın. Dileyenler 4 numarayı tek atabilir. Bütçeleri doğrultusunda 2 numarayı da yazabilirler. Tercih onların abi. Evet. Hart Hunter tek, Mustafa Çiçek ile, ama yer varsa Damascus Devil ilavesi yapılabilir diyor Murat. 8. koşuda 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre mesafeli Çim pist yarışındayız. 6 safkanın katılacağı bir yarış.
Burada kimleri nasıl hangi sıralamayla yazacağız mı? Abi burada net bir bankom var. Bu net at benim hedef atım. Yani bu attan ciddi potansiyelli bir at olduğunu düşünüyorum. Belki ilerleyen günlerde bu atı başka yerlerde de görebiliriz diye düşünüyorum. Çok güçlü bir at olduğunu düşünüyorum. 6 numara Squeak and Bass benim net bankomdur abi. Evet, Rehbi Güzel Ocak Ekürsü'nün safkanı Squeak and Bass. Nevzat Avcı bugün ilk defa biniyor, son yarışında. Handikap 15, dişlere ait bir yarışta koşmuş. Erhan Aktür'de ikinci olmuştu. O gün 58 kiloydu, bugün 53 kiloya düştü. Ve Squeak and Bass bir Greystone yavrusu. Bugün Murat'ın da bankosu oldu günün 8. koşusunda. Ve geldik son koşuya. Son koşuda da Handikap 15 dişlere ait bir yarışı karşımızda görüyoruz. Şimdi 1800 metrede koşulacak yarış. 12 safkanımız var Murat. Nasıl bir kapanış bekliyorsun yarın İzmir'de? Abi ben ekonomik kuponlar için, çünkü önde çok at verdik. Evet. 2 at önereceğim. Geniş kurgularda da 3 at önereceğim. Daha doğrusu 2-2 çok geniş kuponlarda son olarak bir at da ekleyeceğim. Benim öncelikle ismim 2 numaralı Thunder Jest abi. Enes Üstün idaresinde. Daha sonra 3 numaralı Lady İrem. Bu 2 atı önde. Daha sonra İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 1 numaralı Loreşiz. 12 numara Queen of Street Alican İnci idaresinde ve son olarak 4 numaralı Narayama. Ama öncelik 2-3. Tamam. Ufak kuponlar 2-3 diye ufaltabilir ama geniş evet. Kuponlara 2-3-1, 12 ve 4 şeklinde 5 safkan yazalım diyor Murat. Evet, burası Queen of Street herhalde yedekten gelmiş, 59 kilo aşağıda. Diğerleri 50'şer kiloluk isimler de var hemen üstünde. Teşekkür ediyoruz Murat. Ağzına sağlık. Böylece bayramın ilk günü. Abi çok teşekkür ederim. Güzel bir, yani kısa öz bir yayını yapmış olduk. Banttan bir yayın çektik. Bağlantı problemi, canlı yayın bağlantı problemi, canlı yayını açamadığımız için bu yayını bugün için banttan yapmış olduk. Ve İzmir'in 9 koşusunu senle beraber değerlendirdik. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Yarın için bol şanslar diliyorum sana. Abi ben teşekkür ediyorum. Tekrardan herkesin bayramını kutluyorum. Cemal Süberk abinin de bayramını kutluyorum. Ona da başarılar diliyorum. İnşallah. Diğer yayıncı, diğer yorumcu arkadaşlarımın da bayramını kutluyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşların da bayramını kutluyorum abi. Sağ olsun. Bizi banttan dinleyecek olan, bizi dinleyecek olan herkese mutlu bayramlar diliyoruz. Evet, ve Murat'a teşekkür ediyoruz. Şimdi biz çok kısa bir ara vereceğiz. Arkasından Cemal Sübek'le Kocaeli yarışlarını değerlendireceğiz. Hemen geliyoruz. Çok kısa bir aramız var. Türk yetiştiriciliğine yeni bir aygır daha merhaba diyor. Grup 2 Sakarya ve Grup 2 Kraliçe 2. Elizabeth koşuları galibi. Kingsman liderliği alıyor, arayı da açıyor, koşuyu da Hışman Çizik'le kazanıyor. Gazi şampiyonu Popular Demand'ın en fazla kazanan yavrusu. Kingsman, 2 yaşlılığında Grup 1 Çaldıran'da ikinci olan, aynı yıl Grup 2 Sakarya koşusunu pist rekoru kırarak kazanan Kingsman, 3 yaşlılığında Grup 1 Gazi ve Grup 1 Ankara koşularında yakın aralarla üçüncü oldu. Tamamıyla bu coğrafyanın ürünü olan genç aygır 1200 metreden 2800 metreye müthiş yarışlar çıkardı. Hem baba hem anne kanattığında efsane Karayel bulunan Kingsman ilk jenerasyon taylar için şimdi harada. Bekleyin. Evet, Kingsman'ı da böylece görmüş olduk. Değeri bilinemeyen aygırlardan biri. Bu sene çok rağbet alamadı yine. Ercan neden alamıyor abi? Neden sence? Neden alamadı? Çünkü sence yani pazarlayan yok. Bir de galiba şu var abi, bizde Türkiye'de çok kum yarışı var abi. Evet. Çok kum yarışı olduğu için çime daha yatkın orijin olduğu için o da olabilir. Yani bir sürü olur. Şey olabilir. Ama kağıda bakarsan pedigri güzel. Yani babası
babası Gül Oynay'a Gazi kazanmış bir at. Gül Oynay. İşte onlara o şeye bakmıyor. Bunun mesela bir iki tane yavrusu gitse, iki tane grup kazansa, ondan sonra bunun peşine herkes koşar. Ama işte bir de kısrak seçimi önemli. Gelen kısrakların uyumu, buyu, şansı. Tabii tercihli bir kısrak ona çekse şimdi, hemen tercihli kısraklardan biri çekse hemen o da şey olacak. Ama evet, yani denenebilir tabii. Denemeden hiçbir şey olmaz Ufuk abi. Yani pedigri işi, yani örnek veriyorum ya, mavi kumsal diye şey var değil mi? Mavi gözlü dev diye bir baba var değil mi? Kim der mesela değil mi? Ya hiç bilinmeyen bir şey, aygır. Ama ne yavrular veriyor abi işte. Bu böyle. Bu ateşi şans işi bu abi. Evet tabii ki canım. O bilmem neresindeki soyun bir kanatının oradasından burasından alıyor çünkü. Ve kardeşler bile birbirinin aynı olmuyor. Yani sen olmuyor abi işte. Olmuyor. Aynı olmuyor. Murat İzmir'e tahminleri verdi ama İzmir'e istersen ben de birkaç ilave at söylerim yani sonunda. Hemen. Yani o Kocaeli'ni açmadan önce Cemal Süberkin İzmir tahminlerini de alırız. Hangi dikkat çeken isimler varsa senin. Şimdi Murat şimdi birinci koşu 3 numara verdi. Ben de bu 1 numaradan ters bir yarış bekliyorum. Spres, tamam. Zatura mesafe deneyimi olduğu için. İkinci koşu bu Taş Demir Bey'i yarış gördü abi. O da altın üzüm tutuyor. Ama mesela bu Taş Demir Bey'i tek ters koşabilir. Şifne Efes'i var yine. 3 numara. Numara olarak söyle. Taş Demir Bey'i kaç mesela? Taş Demir Bey'i 4 numara abi. 3 numarada Şifne Efes'i. Tamam. Ondan sonra üçüncü koşu abi 4 numara Titan Aba alternatif tekim. Rakip, tamam. İlk rakip ters bir at. Çeki Göl tutuyorum ben. 6 numara Çeki Göl ve Erhan Aktuğ'un bineceği 1 numaralı Aspiro Figueroz. Tamam. 4 çok önde, rakip 6-1 abi. Dördüncü koşu Lapistes bende çok önde. 6 numara Lapistes. Daha sonra 11 numara Şehnaz Longa, 10 numara Malcolm Momia ve 7 numara Rüzgar Gold. Tamam. Daha sonra 5. koşu 2 numara Rus Damat. Benim bankomdur abi. Rus Damat bankosu. Evet. Cemal Süberk'ten geldi. Günün 5. koşusunda. 6. koşu Murat'a katılıyorum. 1 numara Dragon Wings benim birinci atım. Ama İlk rakibi Eküller'den bu 7 numaralı Cantaloupe, bu daha sonra 5 numaralı La Bomba Mera diyeceğim abi. Daha sonra da 3 numaralı oğlum Utkun. 1-7-5-3 sıralamam. 3, tamam. Şimdi geldik abi 7. koşuya. 7. koşuda benim birinci atım 3 numaralı Die Fortuna. Daha sonra ilk rakibi 6 numaralı Meleka, son aktı 9 numara Takut Dumun diyeceğim abi. 3 rakipleri 6-9. Tamam. 5. ayak Murat 6 numara, tamam şeyim yok ama ben ona bir muhalefet şerriyle 3 numaralı Battle Gedi de eklemesini tavsiye ediyorum. 3-6 yazacağım ben kendi kuponuma. Son koşuda ise bomba bir at, bende birinci at abi. 6 numaralı Hoeyon benim birinci atım. Rakibi 10 numaralı Rainfall, 5 numaralı Mayor Lisa ve 1 numaralı Laureus isteyeceğim. 5-6-5-10-1. Son koşuda da sıralama bu şekilde abi. Evet. İzmir için Cemal Süberk'in düşüncelerini de böylece almış olduk. Ve geldik Kocaeli'ne. Kocaeli'ni konuşacağımız bültenimizi hemen açalım. Zaten Cemal'de bülten vardır önünde. Bizim bültende buradan takip ederiz. Birinci koşu 4 yukarı İngilizlerin handikapı 15 koşusu ve dişlere ait bir koşu. 9 safkanın katılacağı bir yarıştayız Cemal. Evet. Kocaeli
Başta nasıl gördün Kocaeli yarışını? Hani şey olarak tehlikeli mi? Zor mu? Abi, koşu var. Birinci altının ikinci ayarıyla altıncı ayarını banko vereceğim. Hı. Yani o zaman ikinci altının da ikinci ayarını banko vereceğim. Şimdi ikinci altınıma bakayım. İkinci altında onu da söyleyeyim abi. İkinci altınımızla birinci 3 ikinci altınımız 144 lira abi. İkinci tamam. Altınımız. Birinci altınımız da 216 TL. Tamam, gayet güzel, problem yok. Evet. Evet, şimdi birinci koşuyla başlayalım. 10 koşulu ben hiç yormayacağım birinci koşuda kimseyi. Tamam. Hey harfini çekeceğim. Bırakacağım abi. Evet, zaten kilo farkları da var. 60 kilo, 61 kilo, 50 kilo, 53 kilo. Bu kilo farkları da yarışı iyice zorlaştırmış. Hafif kiloların da şansını arttırmış. Zor bir koşuyla başlayacak. Kocaeli'nin birinci koşusu handikap 15 diş yarışı. 1400 kumda hepsi dedik. İlk atım var mı? Hepsi dedik ama bir tane ilk at senden alayım. İlk en çok tuttuğun kim burada? 4 numara Trorop, 6 numara Winter My Love, 9 numara Prenses Talaka. İlk 3 atım. 4, 6, 9 yeter diyelim. Ama ben hey diyeceğim çünkü hey. 216 lira benim ilk altılım. 216 liraya ilk altılıyı kurdum. Tamam, güzel. Maiden koşu bölünen tabii ki bir maiden. 10 koşu oldu, bu maiden bölündü. Kumda 1400 evet. metrelik bir yarış. 11 safkanın katılacağı bir yarışla karşı karşıyayız. Özcan Yıldırım orada. Banko. Ahmet Çelik orada. Kim Banko? Bir numara Amadeus. İstanbul'daki Ahmet. Son ikinciliğini çok tatminkar buldum. Çok iyi bir ata geçildi abi. Bugün grup koştu at. Sayın Cemiloğlu'nun atlarına geçildi. Cemhen ikizlere geçildi kafa boyu son anda. Evet. Ben bugün yarın için yani günün özelinde ilk bankomu Amadeus'tan yana kullanıyorum abi, tercihimi. Evet. Bugün İstanbul'da kısa vade 7 koşan bir safkana geçilen Amadeus Özcan Yıldırım'la bankomuz oldu. Maiden koşuda 1400 metrede Cem Aşçıberk 1 numaralı Amadeus bankosuyla bizim işimizi ilk altılı için kolaylaştırdı. Handikap 14 bir yarış, dişlere ait bir yarış. Kumda 1900 metrede 3 yaşlı İngilizler. 6 safkan var. Burada kimleri tutuyoruz? Abi birinci atım 6 numaralı Distance Lover. Görkem Özçelik deklerisi var. Daha sonra 4 numaralı -1. Daha sonra 3 numaralı Catriano. Son olarak da 2 numaralı Miss Emilia diyeceğim. 6-4-3-2 abi. Sıralama. 6-4-3-2 bizim buradaki handikap 14. Dişlere ait yarıştaki sıralamamız oldu ve geldik 7 plase ayağına. 4 yukarı İngilizler şartlı 4. Kısa mesafe 1200 metre. Yine 6 safkan var ama şeyler de bakıyorum da böyle hani birbirine de eşit isimler gibi. Neyse burada bir sıralama yaptın. Kimleri ön plana çıkardın? Abi bir at hariç hepsini yazdım ben burada. O Beautiful Adaptation, Lion Emperor, 3 numara Lion Emperor, 4 numara Speedy King, 5 numara Tatanga ve 6 numara Toygarım diyeceğim. Sıralamam 1-3-4-5-6. Evet, iz peşinde birazcık geri planda kalmış görünüşte de ama diğerlerinin şansları eşit gibi. Ben de baktığımda her an biri çıkıp bir şey yapabilecekmiş gibi ters bir yarış koşup kazanabilecekmiş gibi görünüyor. Yine bir maiden koşu karşımızda ve ikinci altının ilk ayağı günün beşinci koşusu. Burada da baktığımda böyle bir jockey olarak Hişman Çizik benim dikkatimi ilk çeken isim olduğu maiden'de. Özcan'la Ahmet Çelik bir önceki maiden'de vardı. Orayı banko vermiştik Özcan Yıldırım'ı. Burada da Hişman Çizik var ama ne diyorsun bilmiyorum. Kimleri yazıyoruz? Benim birinci atım 7 numaralı Yıldırım Durali. Bu Serasker Ekür'ün Ağır'ın atı bu at. Görkem Özçelik'le startta olacak olan. 7 numara birinci atım abi. Daha sonra 4 numaralı Devilstone, 1 numaralı Boltraiser ve 3 numara Darotu Victor diyeceğim. Buraya 4 atta geçeceğim abi. 7-1-4-3. 7-4-1-3, 7-1-4-3 dedi Cemal Süberk. İkinci altılıyı böyle başlamış olduk. 7-4-1-3 sırasıyla ikinci altılıya başladık. Handikap 16, 4 yaş şaraplar 1500 metrede
start alacaklar ve 7 safkanın katılacağı bir yarış olacak. 4 yaş Araplar, 7 safkan. Ne diyorsun günün 6. koşusu ilk altının son ayağında? Abi ben burada banko hakkımı burada işte biraz evvel bahsettiğin jockey'den burada kullanacağım. İşvan Çizik'le start alacak olan. Bence onun kantarmasını da çok sevecek. Gördüğü yarışlar sonrası 2-3'te gitmeye alıştırdılar bu atı. İlk yarışlarında Tokaçoğlu biniyordu. Tempoyu koyuyordu, gidiyordu. Bir ara geri aldılar. Sonra yarışlar gördü. Ben yeterli kondisyona ulaştığına inanıyorum. 2 numaralı oğlum Zekai benim bankomdur abi. Evet, oğlum Zekai bankosu geldi. İşman Çizik de koşuya katılacak. Son yarışında 1 Nisan'da Bursa'da handikap 17 koşmuş. 3. olmuştu. Bir boy kazananın bir boy arkasındaydı. Çok da hiçbir fark yoktu. Halil Kaplan'la koşmuştu. Bugün İşman Çizik'le koşacak ki İzmir'de daha önce grup koşuda start almışlığı var. Grup 3 koşuda 14 Mart'ta Seçeren kazanırken Necdet Evliyazade koşusunun 6.sıydı. Orada bile ancak 2 saniye gerisinde gelmişti birincinin. Bugün burada handikap 16'da günün kapanışını, ilk altının kapanışını yapacak isim olarak oğlum Zekia'yı önerdik. Ve geldik satış 2 koşusuna. Bir kumda 1500 metrede 7 safkanın katılacağı bir yarıştayız. Ne diyorsun, burada kimleri tutuyorsun? Hukuk abi yine İşvan Çizik'in bineceği bir Kaneko yavrusuyla başlayacağım ben. Bu 1 numaralı Ak Yıldırım oğlu benim birinci atım abi. Daha sonra bugüne kadar hiç böyle ama aşama kaydettiğine inandığım bir at var burada. 4 numaralı Kik Bir Bey. Sonra da arasına rağmen 3 numaralı Vedat Abis teknolojisiyle Tahe Feyit diyeceğim abi. 1-4-3 buradaki sıralama. 1-4-3. Bugün jokerler ilginç olmuş. Mesela Vedat Abis gitmiş Kocaeli'de 3 atabilmiş. Handikap 17, kısa vade 8 ve satış 2'de bir ataya binmiş. Satış 2'de bindi. Hani kısa vadeyi de kısa vade 8, handikap 17 anlarsın da satış 2'de bindiği ata daha önce de bindiği için Veysel Kahraman'ın olduğu atı olduğu için binmiş diye düşünüyorum. Ve şansı evet. Olmasa binmez. Son yarışında startta kalmıştı. Maiden'dan da Vedat Abiş'le bu piste çıkmıştı bu safkan. Son yarışında da İstanbul'da startta kalıp 8. olmuştu. Bak Ufuk abi. Ufuk abi bu ata dikkat et. Bu at mesafeler uzadıkça ve yaş aldıkça çok farklı bir tempo atı olacak bu at abi. Bu 3 numara. Evet, benim de dikkatimi çeken isim oydu. Sen de 3. sırada zaten önerdin. Ve geldik kısa vade 8 yarışına. İşte o demin Seçeren kazandı demiştim. Grup yarışı. Orada o grup 3 yarışı kazanan, arkasından İzmir'de kısa vade 8 kazanan bir Seçeren var. Ahmet Çelik'le yine burada start alıyor. Dikenci Kekürsü'nün safkanı. Sen de banko mu çıktı yine 4 yaş şarapların bu kısa vade 8 yarışında? Yok yok Ufka. Bu sefer ben bu yarışı farklı koşuyorum. 3 at. 3 at bir yana, 2 at bir yana. Yani bugüne kadar yaptıklarını istinaden. Ama Hulki bu yarışta bomboş kalacak Ufuk abi. Yani önde onun temposuna çıkacak, uyacak, yarışı süratlendirecek hiç kimse yok. Hem Seçeran'ı ki bilirsin sen, Seçeran'ı ben nerelerden aldım, buralara getirdim. Ama Seçeran için yarışın süratli gitmesi lazım. Yalnız Ahmet hemen uyanıyor. Hep teşvik ediyor atı. Hiç yani evet. O hataya kapılmıyor. Tabii ki çok şanslı. Bu Altın Tepe için de yarışın süratli gitmesi lazım. Ama ne Azarax önde giden bir at, ne Joshtur önde giden bir at. Yani bu Hulki ekmek, yani kaymaklı ekmek kadayıfı gibi bir yarış bulmuş. Mecbur yazacağız abi. Ama tabii evet. Ki burayı 1-2-3 deyip geçeceğiz Ufuk abi. Ya yani bu yarışın şekli bu. Ya yani bu yarışın temposu bunu kaldırıyor Ufuk abi. 1-2-3 evet, deyip geçeceğiz abi. Ha, bir yarış, kazanır. Evet. Amenna. Yarış her zaman tempoya bakıyor. Önde gidenin avantajlı olacağı bir yarış gibi gözüküyor ki bu ülke önde Özcan Yıldırım'la. Özcan ilk defa biliyor ki çok formda son yarışlarında. Hani dün seni yaptı, şeyi yaptı. Seni değil de dün İstanbul tahmini verdik.
Aykut'u yaptı. Aykut'un bindiği atı getirebilseydi, atsaydı, bununla birinciliği alsaydı Aykut'un altını tutacaktı. Beşte kaldılar. Evet. Beşte kaldılar. Özcan Yıldırım'ın bindiği ki Nibolu'dan yarışı kaybettiler. Sen de orada ben de, kazanan at birinci atı Ufuk abi. Dür evet. Adam. Şey tek, Saat Göl tek, son ayak 8 tek abi bende de. Aykut'ta da sonunda 8 tekti. Ama Saat Göl de tek bende abi. 11.70 kaynemi var. O da tek. Sen gördün işte kuponu. Gördüm. O da çok kötü bir kaybetti. Burnun ucuyla, burunla kaybedilen bir yarış oldu. Tahmin oldu bugün İstanbul evet. için verdiğimiz oyun. Evet, burayı da 2-1-3 dedik. Ülke önde yalnız kalınca çok şanslı olacak. Ön plana çıkarıyoruz dedik ve geldik 9. koşuya. Yine bir maiden koşu. 11 safkanın katıldığı bir yarış. Nasıl bir sıralama yapıyoruz burada? Burada senin atını birinci at vereceğim Ufuk abi ben. Bu 11 numaralı, ben unutmam, hafızam çok iyidir, sen bilirsin. Zeki'nin baktım, kızı benim birinci atım. Baktım, direkt onu gördüm zaten. Evet, 11 numaralı Zeki'nin kızı benim birinci atım Ufuk abi. Evet. Daha sonra 8 numaralı Yako Storm diyeceğim. Daha sonra bu son yarışında startta kaldı abi. Yani kalmazsa çok şanslı. 5 numaralı Polpineza. Son olarak da ben 4 atta geçeceğim abi burayı. 6 numaralı Rodi diyeceğim abi. 11, 8, 5, 6 abi. 11, 8, 5, 6. 4 safkanlı da burayı geçtik. Zeki'nin kızı takip atımız. Son yarışı 1900 metrede. Dördüncüydü. Mesafe uzadıkça daha da iyi koşar. Uzun mesafelerde bugün olmasa bile unutmayın, uzun mesafede deneyin. Ve geldik sonda handikap 17 bir yarışa. Kumda 2000 metrede koşulacak bir yarış. 12 safkan var. Kapanışı Kocaeli nasıl yapıyoruz Cemal? Abi bence o bir birincilik yaptı, o bomba yaptı. Sonra bir ters koştu. Sonra tekrar birincilik yaptı. 11 numaralı Yürekli Poyraz favori olmayı hak ediyor abi. Tamam. Hem kilo avantajı hem her şey lehine. Yalnız benim buradaki ilk rakibim 8 numaralı Ragnar diyeceğim abi. 11-8. Daha sonra 3 numaralı My Django. Benim oğlanın atı Django. My Django. Benim Django'm, rahmetli babamın atı Cengiz. My Django. Son olarak da son yarışını beğendim. Ama mesafe biraz kısaydı o gün. Ben 10 numaralı Yeşil Kale diyeceğim abi. 9'dan önce 10 numaralı Yeşil Kale. 11, 8, 3, 10 diyeceğim abi buraya. 11, 8, 3, 10 dedik. 4 safkan yazdık. Yeri olan tabii şey ekler 9 numarayı. Onu da öyle. Ama yarış severler şunu yapsınlar. Yani mesela 11 ile 8'i mesela çok önde verdim. Örnek veriyorum, şablonu 2 atı geçemiyorsa 8-11 geçsinler, bıraksınlar. Örnek veriyorum. Zaten kuponumuz ufak oldu. İkinci altınımız 7-4-1-3 diye başladık. 2 numara bankomuz. 3. ayak 1-4-3. 4. ayak 2-1-3. 5. ayak 11-8-5-6. Sonda 11-8 başta. Sonra 3 ve 10 diye sıralanıyor. 3 at, 4 at, 2 at, 2 at. Öyle yani güzel bir kurgulanabilecek, düzenlenebilecek, yarış severin düşüncelerine göre yorumlanabilecek bir altılı tahmini vermiş olduk buradan bizi dinleyen yarış sever dostlara. Evet, bu şekilde hemen hızlıca bir kayıt yaptık. Çünkü bugün canlı yayın açamadık. Bir yazılım veya yayında bir sorun oldu. YouTube'un canlı yayın başlatmasında bir sorun oldu. Onun için kayıt ettik ve yine YouTube üzerinde yayınlayacağız bugünkü bu yayınımızı. Bir bayramın ilk günü böyle olmuş oldu. Hemen hızlıca tahminlerimizi vermiş olduk. Herkese bol şanslar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yeniden tüm dostların bayramını kutluyoruz. Cemal bak çok kötü çok kötü oyunlar kaybediyoruz Ufuk abi. Sen görüyorsun, şahitsin. Ama evet, hakikaten çok kötü. Geçen Bursa tahmininde de Lord of Yıldızer tekti biliyorsun. Yine o gün de çok kötü kaybettik abi oyunu. Yani bombalı şey, okyanusu geçiyoruz, derede boğuluyoruz. Aynen. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Aynen öyle oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere abi. Herkes
Herkese iyi bayramlar abi. Herkes bayramlar. Önce sağlık, sağlık, sağlık. Gerisi hikaye. Gerisi hikaye. Yani aslında önce akıl sağlığı tabii insanlara, hepimize söylüyorum. Bu hayatta, bu zorlukta hepimizin akıl sağlığı önemli yani. Görüşmek üzere abi. İyi görüşürüz. Akşamlar. Selamlar. Yengeye de selamlar. Çocukları da gözlerinden öpüyorum. Seninkilere de çok selam. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. Görüşmek üzere. Saygılar abi.